İki kibarım. Kitabın için. Kitap adı, Sarmaşıklar Ülkesi ve Sihirli Prenses. Ve canavar Sarmaşıklar Ülkesi'ne ulaşmıştı. Prenses her zamanki gibi her şeyden habersiz bahçesinde çiçekleriyle ilgileniyordu. Sonunda bir haftadır uğraştığım çiçeklerim hazır. Ay tatlışım benim. Siz ne kadar güzelsiniz öyle. Bir saat sonra canavar prensesin bahçesine ulaşır. Prenses sesleri duyar ve camdan kafasını çıkartıp tağın olmuş bahçesine bakar. Ya bu kargaşa da ne böyle? Canavar çoktan gitmiştir ve prensesin güzel kokulu çiçeklerini ezip geçmeyi ihmal etmemiştir. Prensesim, buna inanamayacaksınız ama bir canavar buraya gelip bütün çiçeklerinizi ezdi. Hayır, o ezilip üzen çiçeklerin benim bir saat önce özenle hazırladığım çiçekler olmadığını söyledi bahçıvan. Üzgünüm ama maalesef o çiçekler. Olamaz. Bu çiçekleri kendime almak 3 hafta sürer. Efendim, siz kendiniz yapmamış mıydınız o çiçekleri? Hayır tabii ki. Onu sihirli bir tavşan arkadaşıma yapmıştım. Şimdi ne yapacağız? Ben sihirli tavşan arkadaşımı bulurken sen de çiçekleri temizleyeceksin. Ve bu ormanın en iyi savaşçılarını çağırıp o canavarı yakalamalarını söyleyeceksin. O canavar yaptıkların bedelini ödeyecek. Peki efendim. Bu sırada koruyucular canavarı ararken bazı izlere rastlarlar. Hey Beril, bak burada bazı ayak izleri var. Belki canavarın olabilir. Hay Allah'ım, kurabiye yedik diye ne hallere düştük. Şu an konumuz ne kurabiyeler ne de halimiz. Tek derdimiz o canavar. Hayır, tanıtmıştı şimdi. Mantıklı konuşma, beynim yanıyor. Tamam. Hey, canavarı gördüğüme yemin edebilirim. Yemin etmene gerek yok. Çünkü ben de gördüm. Onun da değişik olan bir şey var. Sadece peşimden gel. O sırada sihirli tavşan Piko'yu arayan orman prensesi olacaklardan habersiz bir şekilde Hadou çağlarına doğru ilerliyordu. Piko, neredesin? Çukurma. Burada çukurma varmış. Bir eksikti. Hey, yardım edin. Kimse var mı? Canavar yok. Hiçbir yerde canavar yok. Hey, sen de bir ses duydun mu? Evet, canavar da mı geldi acaba? Hey ya, kimse var mı? Yardım edin. Bu kadar ince sesli bir canavar olamaz herhalde. Evet, acaba abinin yardıma mı ihtiyacı var? Olabilir, takıl peşime. Koruyucular gelen sesin üzerine yola çıkarlar ve bir prensesin çukura düştüğünü görürler. Olamaz. Bir çukura düşmüş. Ne? Hemen yardım edelim. Yardım edin lütfen. Tamam. Şu ipe tutunun. Prensesi kurtaran koruyucular prensese şüpheli gözleriyle bakarlar. Hey, bana öyle bakmayın. Hadi tanışalım. Ben böyle bir prensesiyim. Sizler kimlersiniz? Memnun olduk. Biz Aleli Dünya romanındaki karakterleriz. Bir yandan da romanın kapı koruyucularıyız. Ve kaçan canavar bizim romanımızdan kaçtı. Bu soruna sebep olduğumuz için özür dileriz. Hı. Sorun değil. Ama lütfen canavarı hızlı yakalayın. Başka mı talan etti? Hey prenses, bize katılmak ister misin? Haddini çıkarmış olursun. Onu çıkarmak demeyelim de aksiyon diyelim. Ben varım. Koruyucuların arasına yeni biri katılmıştı. Artık maceralarına devam etmek için hiçbir engel yoktu. Bakın canavar başka bir kapıdan geçiyor. Yakalayın onu. Emredersin. Size böyle boş yapar mısınız? Koşun. Evet, genelde boş yapmayı severiz. Evet ama şu an bundan daha önemli bir konu var. Yeter ya, bir şey anlatırken bile boş yapma yeteneğiniz var. Cevap vermeyin. Ve kızlar Sarmaşıklar Krallığı'na çıkıp Bilmeceler Krallığı'na doğru kapıdan geçtiler. İstikamet bir